Soru kaldığı yerden devam ediyor. Emre Çayırlı'ya hemen dönelim. Hoş geldiniz yayına. Merhaba Gözde Hanım. İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi enflasyon raporunun detaylarını konuşacağız şüphesiz ilk önce. Aslında hani beklendiği üzere bir yukarı yönlü revizyon geldi. Önce oradan başlayalım isterseniz. Yıl sonu beklentilerinde zaten piyasa oyuncuları gidişatı da değerlendirdiğinde yukarı yönlü revizyonlar yapmıştı. Burada da zaten bekleniyordu. Yılın 3. enflasyon raporuydu bu. Dolayısıyla ne dersiniz? Şahap Kavcıoğlu'nun mesajlarına baktığımız zaman yılın son yani yıl sonunda önemli bir düşüş öngörüyoruz enflasyonda dedi. Ama tabii ki şartlar şu anki koşullarda kalırsa şayet. Nasıl görüyorsunuz önümüzü? Genel olarak zaten küresel çapta enflasyon tahminlerine baktığımız zaman Amerika Merkez Bankası'nda da olsun, gelişmiş ülke merkez bankalarında da olsun enflasyondaki yükselişin geçici şartlardan dolayı meydana geldiğini ve ilerleyen süreç içerisinde enflasyondaki yükselişlerin çok da kalıcı olmayıp enflasyon oranlarının gerileceğinden bahsediliyordu. Yine aynı şekilde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da bugün itibariyle yayınlamış olduğu 3. çeyreğe dair enflasyon raporunda beklentilerin yukarı yönde revize edildiği ve bundan sonraki süreç içerisinde önümüzdeki süreçte biraz daha enflasyonda gerileme yaşanabileceğinden bahsedilmiş durumda. Tabii bu noktada emtia fiyatlarındaki yükseliş şüphesiz enflasyon rakamlarında yukarı yönde destekler nitelikte ve Türkiye üzerine bakacak olursak Türkiye'de enerji fiyatlarındaki yükselişten de kaynaklı olarak enflasyon rakamının yükselmeye devam ettiğini gördük. Diğer taraftan önemli olan vurgu üretici fiyat endeksi, tüketici fiyat endeksinin arasındaki geçişkenliğe bir söylemde atıfta bulunduğunu fark etmiş durumdayız. Bu da tabii küresel çapta üretici fiyat endekslerindeki çok ciddi bir yükselişin acaba ilerleyen dönemde tüketici fiyat endeksine de yansıyacağı tartışmalarına biraz daha netlik kazandırmış oldu. Ve beklentiler de bununla beraber üretici fiyat endekslerinin çok fazla enflasyon rakamları üzerinde pozitif bir etki yaratmayabileceği yönünde değiştirmiş olunmuş durumda. Tabii şu anda enflasyon rakamına baktığımız zaman Türkiye'de en son açıklanan rakamlar %17,5 seviyesinde bir enflasyon olduğunu bize göstermişti. Yıl sonu beklentisi ise %14 seviyesinin biraz üzerine taşınmış durumda. İlerleyen dönemde eğer döviz kurundaki yükseliş de yavaşlamaya başlarsa buna paralel bir şekilde enflasyon rakamında da gerileme meydana gelebilir. Ama tabii dün akşam Fed toplantısı sonrasında da Powell'ın yapmış olduğu açıklamada bu durumun ne kadar kalıcı olup olmayacağını ilerleyen süreç içerisinde göreceğimizden bahsetti. Burada özellikle hem uluslararası ticaretteki navlun fiyatlarındaki artış hem enerji kalemlerindeki artış hem de kuraklıktan ötürü gıda fiyatlarındaki artış ilerleyen dönemde küresel çapta enflasyonu hala sıcak tutmaya devam edebilir. Bu da enflasyon rakamlarının belki yıl sonunda Merkez Bankası'nın hedeflerinin biraz daha üzerinde ulaşabileceğini gösterir nitelikte bir değişim olarak değerlendirmek gerekiyor. Tabii bu noktada enflasyon beklentisinin yükseltilmiş olması Merkez Bankası'nın sıkı para politikasına da devam edeceği algısını kuvvetlendirmiş durumda. Bununla beraber faiz indirim beklentisi de yavaş yavaş Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan azalmış durumda. Belki yıl sonuna doğru tekrar enflasyon rakamında bir azalma meydana gelirse buna paralel bir enflasyondaki azalışla faiz oranlarında düşüş ihtimali gündeme gelebilir ama yakın dönemde böyle bir senaryonun pek de gündeme gelebileceğini söylemek zor. İlk etapta tabii dolar TL tarafındaki bu hareketleri yorumlayacak olursak Türk lirasında bir kuvvetlenmenin olduğunu gözlemledik. Kur gün içerisinde 8.48 seviyesine kadar geriledi. Burada tabii önemli olan nokta dün akşamki Fed toplantısı sonrasında da yine aynı şekilde Fed'in parasal genişleme programını bir müddet daha devam edeceğini ve bundaki sıkılaşma için gerekli olan şartların ekonomik verilerdeki toparlanmanın görünene kadar parasal genişlemenin süreceği mesajı sonrasında dolar endeksindeki düşüş sonrasında TL tarafında da bugün enflasyon raporunun ardından kısmi bir kuvvetlenme olması kuru 8.48 bölgesine kadar geri çekmiş durumda. İlerleyen süreçte kurdaki gerileme devam ederse burada tabii girdi maliyetlerinin de azalmasına bağlı olarak enflasyon rakamı üzerinde negatif bir etki yaratma kabiliyetine sahip. Ama tabii enerji maliyetleri yine yükseliş trendi üzerinde 80 dolarla doğru devam ederse bu biraz daha negatif bir etki yaratabilir enflasyon tarafında yükseltici bir etki yaratabilir. Diğer taraftan gıda fiyatları genel olarak küresel çapta artmaya devam ediyor. Bu süreç gerek Amerika'da gerek Rusya'da gerek Türkiye tarafında da kuraklıkla beraber fiyatlarda da yükselişin sürme beklentisini beraberinde getirmesi bakımından enflasyon için çok da pozitif bir tablo oluşturmayacak gibi gözükse de şu an için beklentinin biraz daha yukarı çekilmiş olması
piyasayı biraz daha aslında rahatlatmış olduğu demek mümkün. Bu da biraz tabii para politikasına dair sıkılaşmanın ilerleyen süreçte de devam edebileceğinin algısını yarattı. Bu da şu anda Türk lirasında kısmi de olsa bir değer kazancını beraberinde getirdi. Evet, piyasacılar özellikle tabii ki sorularda da baktığımız zaman Şahap Kavcıoğlu'na yöneltilen sorularda gazetecilerde birkaç kere hani bu sorunun cevabını aramaya çalıştı. Yani enflasyonla ilgili çünkü Şahap Kavcıoğlu'nun dediğiniz gibi yıl sonuna doğru düşebileceğini ifade etti. Bu da acaba yıl sonunda işte bir faiz indirimine alan açılabilir mi diye tabii ki tartışılıyor. Şahap Kavcıoğlu'nun da dikkat çektiği noktalarda emtia fiyatları vardı bir yandan. Tabii ki küresel taraftaki gelişmeleri takip ediyoruz. Biraz o çerçevede baktığımızda yani dışarıda çünkü okuduğumuzda merkez bankalarının pek çok noktada yani gelişen merkez bankalarının artık böyle yavaş yavaş faiz artırımlarına geçtiğini görüyoruz. Türkiye ilkti zaten, sonrasında yanı sıra işte Rusya ile devam eden pek çok merkez bankası da buna eklenmişti. Yani dış konjonktür ne kadar etkili olabilir? Bir faiz indirimi sizin mesela kurum olarak bir beklentiniz var mı? Yakın dönem içerisinde Merkez Bankası'nın faiz indirimi için şu anda çok fazla bir alanı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü genel itibariyle baktığımız zaman evet, geçici vurgusu sürekli olarak Merkez Bankası başkanları tarafından yapılıyor enflasyondaki yükselişi, ama genel olarak hem emtia fiyatlarının artması hem yeni virüse dair delta varyantının yayılıyor olması belki kapanmaları beraberinde getirebilir. Buna dair endişelerle beraber talep tarafında da tekrar bir yükselişle söz konusu. Yani son dönem içerisinde yılın ilk yarısına baktığımız zaman kapalı kalınmış olmasından dolayı ertelenmiş talebin de yaz aylarında tekrar gündeme gelmiş olması enflasyon rakamlarını yukarı yönde destekliyor. Bu da bundan sonraki süreçte enflasyonu biraz daha yüksek tutmaya devam edecek algısı yaratmaya başladı. Özellikle geçtiğimiz haftada Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın yapmış olduğu açıklamalarda enflasyon bandını biraz da esnek bir şekilde belirlemesi, %2'nin üzerine geçebileceğinden bahsetmesi, ilerleyen süreçte de yıl sonuna doğru küresel çapta hala enflasyonu yüksek seviyelerde kalabileceğini gösteriyor. Özel bir örnek olarak örneğin Japonya'ya bakacak olursak, Japonya'da çok uzun süredir negatif devam eden enflasyon rakamlarında bile artık pozitifli seviyelere 0.1, 0.2 gibi yükselişlerin beraberinde geldiğini gözlemliyoruz. Bu da genel itibariyle aslında piyasalarda son 1,5 yıldır yaratılan parasal genişlemelerle beraber fiyatları da bunun enjekte olmasından dolayı yükselişin sürebileceğini gösteriyor. Nitelikte diğer taraftan enflasyonu düşürebilecek unsurlar baz etkisinden kaynaklı olarak belki önümüzdeki yılın başlarına doğru bir gevşeme meydana geliyor enflasyon rakamlarında, ama son dönem itibariyle 4. çeyreğin başlarında enflasyonu çok da fazla kalıcı bir şekilde gerileme beklentisi olmadığını vurgulamak yararlı olacaktır. Bu da tabii ki merkez bankalarının hala özellikle gelişmekte olan ülkeler tarafında sıkı para politikalarını devam edebileceğini gösteriyor. Gelişmiş ülkeler tarafında ise biraz daha durum değişik. O noktada gevşek para politikalarının sürdürülmesiyle ekonomi desteklenmeye devam edecek. Aynı şekilde burada şüphesiz Amerika'nın parasal genişlemeleri son derece önemliydi. Amerika tarafında mali teşvik paketleriyle de beraber parasal genişleme limitleri arttırılmasıyla beraber bu noktada emtia fiyatlarında demir, çelik ve paladyum, platinyum, altın gibi ürünlerde de yine aynı şekilde yukarı yönlü hareketler devam etme ihtimalini barındırması bakımından bunların da enflasyona sirayet etmesiyle enflasyon oranları sanki bu yıl içerisinde çok da fazla düşmeyecek gibi duruyor. Eğer yükseliş biraz daha frenlenmeye başlanırsa belki 2022 yılı itibariyle enflasyonda biraz daha gevşemenin beraberinde geldiğini görebiliriz, ama enflasyon raporunda yine 2022'ye dair beklentilerinde yukarı yönde revize edilmiş olması burada aslında enflasyondaki yükseliş patikasının bir müddet daha hayatımızda kalmaya devam edebileceğini gösteriyor aslında. Şimdi delta varyantı da bu aşamada çok çok önemli olacak gidişatı seyri. Zaten buna çok fazla yorum yapılıyor biliyorsunuz. Bugün mesela Şahap Kavcıoğlu'nun turizmle ilgili beklentileri, özellikle cari fazla vurgusu yapması, bir yandan turizmle ilgili mesela 20 milyar dolarlık bir beklenti içerisinde olması, işte örnek verelim 2019'da kişi başı turist harcamaları 650-700 dolar diye ifade edilir. Dolayısıyla da 30 milyon turist gibi bir yıl geneli beklentisi hakim. Bir yandan tabii ki bu varyant da içeride bu anlamda etkili olacaktır diye konuşuluyor. Sizin beklentileriniz nedir bu anlamda?
Evet, genel olarak dünyadaki vaka sayılarına baktığımız zaman çok ciddi bir şekilde son haftalarda bir artış olduğu söz konusu. Bu noktada yeni kapanma tedbirleri veya ülkelerin tekrar listeleri değiştirme, yani riski gördüğü ülkelere turist göndermeme gibi durumları meydana gelebilir. Böyle bir senaryoda olumsuz tabloyu konuşmamız da gerekecek ama şu an itibariyle son rakamlarda biraz da turizm tarafındaki gerilerin, evet, beklendiği kadar olmasa da beklenene yakın bir şekilde artış gösterme eğilimi içerisinde olduğunu söylemek mümkün. Ama tabii bu ne kadar uzun süre devam edecek, önümüzdeki aylarda buradaki ivmenin turist sayısındaki artışın sürüp sürmeyeceği biraz daha delta varyantına bağlı olarak gelişecek gibi gözüküyor. Özellikle aşı çalışmalarının yaygın olduğu bölgelerde delta varyantının daha az sayıda gözlemlenmesinden dolayı özellikle aşı çalışmalarına biraz daha ivme kazandırılması gerektiğinin vurgusu sürekli olarak her türlü yapılıyor. Dün yine aynı şekilde Amerika Merkez Bankası tarafında da yapılan açıklamalarda aşılama çalışmalarının olduğu bölgelerde vaka sayılarının çok da fazla yükselmediğinden dem vuruldu. Aynı şekilde eğer gelişmiş ülkelere paralel bir şekilde aşılama çalışmaları Türkiye içerisinde de ilk zamanlarda olduğu gibi hızlanmaya devam ederse, ki bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı'nın da yapmış olduğu açıklamalarda bunu net bir şekilde gözlemledik. Aşılamanın hız kazanmasıyla beraber vaka sayısının düşmesi tekrar turizm tarafındaki yıl sonuna doğru gelecek olan potansiyelin de hızlanmasına neden olabilir. Çünkü yaz dönemi aslında yeni başladı diyebiliriz. Yeni normalleşmeyle birlikte önümüzdeki 1-2 aylık süreçte de eğer aşılama çalışmaları daha hızlı bir şekilde uygulanmaya başlanır ve vaka sayıları kontrol altına tutulmaya başlanırsa yurt dışından gelecek turistlerin rakamının da yükselmesi iç piyasada biraz daha döviz girdisini arttırabilecek bir durum olarak bize pozitif yansıma ihtimalini barındırıyor. Evet, şimdi gelişen ülkeler tarafında zaten senaryolar biraz daha iyimser. Dediğiniz gibi aşılama hızlı. İşte ABD tarafında dün Fed'in açıklamalarını zaten takip ettik. Bunlar önemliydi. Bir yandan tabii içeride de hani anlamaya çalışıyoruz durumu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da aşılamanın geldiği seviye dolayısıyla ve işte yoğun bakımdaki hastaların aslında aşılanmayanlar olduğu çoğunluğunu ifade etmişti. Bu anlamda da gelişen ülkeler tarafı daha iyi performans sergiliyor diye zaten hep biliyorsunuz konuşuyoruz. ABD tarafındaki büyüme verisi bir miktar beklentinin altında ama yine de tabii güçlü bir veri. Nasıl yorumladınız? ABD'deki beklentilerin altında gelen veri, evet, ABD ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde toparlanma sinyali verdiğini gösteriyor. Ama tabii buradaki trend biraz bozulmuş durumda. Amerika ekonomisindeki yükseliş eğilimi sanki biraz daha yataylaşmaya başladı. Bu da şüphesiz ki içerideki gelişmelere de bağlı olarak şekil kazanmaya devam ediyor. Enflasyon rakamı önemli olacak Amerika tarafında ve bunun içinde kişisel gelirler, kişisel tüketim harcamaları ve kişisel kazançlara da bakmakta yarar var öncüleri olarak. Bu noktada bugünkü rakamlar biraz daha aslında kişisel gelirlerin artmaya başladığını gösteriyor. Yarın da Amerika'da açıklanacak olan PCE rakamları kişisel tüketim harcamasında ne yönde bir değişim olduğunu bize gösterecek. Eğer kişisel tüketim harcamalarında da artış meydana gelmeye devam ederse bu da Amerika tarafında tüketimin canlanmasıyla beraber üretim noktasında tekrar hızlanmanın devam edebileceğini gösteriyor ama istihdam piyasasında toparlama biraz daha yavaş devam ediyor. Bu noktada istihdam piyasasındaki toparlama da kuvvetlenmeye başlanırsa ABD'deki ekonomik büyüme rakamları belki 3. çeyrekte daha olumlu bir tabloyu ortaya koymaya başlayabilir. Çünkü hem vaka sayısındaki azalma hem normalleşme belli bölgelerde tekrar canlanmayı beraberinde getirmiş durumda. Buna eğer ilerleyen süreç içerisinde üretim kanalından da destek gelirse PMI rakamlarına baktığımız zaman PMI rakamlarında da Amerika'nın biraz daha ön planda kaldığını görüyoruz özellikle Avrupa'ya göre. Bu da ABD ekonomisi üzerinde büyümenin devam edebileceğini gösteriyor. Diğer taraftan mali teşvik paketlerine ilişkin olarak yapılan görüşmeler de yine ABD Senatosu'nda meclisinde devam ediyor. Bu noktada şu an için 1.4 trilyonluk bir altyapı yatırım harcaması gündeme gelmiş durumda. Bunun da şüphesiz ilerleyen süreç içerisinde Amerika'da ekonomik büyüme üzerindeki etkisi pozitif olacaktır. Ve hatta 4 trilyona doğru yaklaşan görüşmeler kabul edilirse 4 trilyon dolarlık uzun vadeli bir altyapı yatırım harcaması, o zaman tabii ABD'deki ekonomik büyümenin daha da hızlandığını, ilerleyen süreç içerisinde büyümenin tekrar yükseldiğini görebiliriz. Bu noktada belki biraz daha mali teşvik paketleri ve maliye politikalarıyla beraber para politikasına destekli ABD ekonomisindeki iyileşme, bu veride biraz yavaşlamış, kalmış, yataylaşmış olduğu gözlemse de ilerleyen süreç içerisinde pozitif beklentilerin devam edeceğini bize gösteriyor.
Evet, tabii Powell'ın mesajlarını da dikkate aldığımızda Delta varyantından daha az etkileneceğini ekonominin ifade etti. Bu da önemli bir açıklamaydı. Bir yandan tabii ki bu halen daha güvercin tondaki mesajlar devam ediyor. Yani enflasyonun yine geçici olduğuna vurgu yapılıyor. İşte tahvil alımlarının azaltılması ile ilgili karar alınmadı diyor ama piyasa beklentilerinde Eylül sonrasında yavaş yavaş artık tahvil alımlarının azaltılabileceği, zaten 2022'nin başında da noktasal tahminlerde artık bir faiz artırımı gelebilir diye tahminler yapılıyor. Nasıl etkileyebilir hem dolar endeksi anlamında? Evet, geçtiğimiz toplantıda noktasal grafiklerde FED üyelerin beklentilerinin 2022'de belki 2 faiz artışının gelebileceğini gösteriyordu ama son FED başkanının açıklamalarına baktığımız zaman Powell tarafında daha güvercin tonda açıklamalar geldiğini gördük. Burada artık top biraz daha ABD'deki ekonomik verilerde ve ekonomik toparlanmadaki gelişmelere bağlı olarak yorumlanacak şeklinde değerlendirildi ve buna bağlı olarak da reel getirilerde tahvil faizlerinde biraz daha geri çekilmenin sürdüğünü gözlemledik. Bundan sonraki süreçte artık ABD ekonomisinde başta istihdam rakamları olmak üzere enflasyon rakamlarındaki seyir biraz daha izlenecek. Eğer enflasyon %5'li rakamlarda kalmaya devam ederse o noktada belki 2022'de biraz daha hızlı hareketler görebiliriz FED'den. Ama bir önceki toplantıda sanki beklentiler Jackson Hole toplantısına Ağustos ayında tahvil alım programının limitlerinde azaltımın açıklanabileceği yönünde bir algıyla beraber oluşmaya başlamıştı. Ama Temmuz ayı toplantısında bunu net bir şekilde görüyoruz ki FED çok da erken bir şekilde tahvil alım programını azaltmayacak. Belki bu açıklama Jackson Hole toplantısı değil, Eylül ayındaki toplantıya kayacak veya yıl sonuna doğru kayıp 2022'de faiz arttırımı konuşulmaya başlanıp ondan sonra tahvil alım programının azaltıldığını görebiliriz. Ama şu anki süreçte ABD ekonomisi özellikle istihdam tarafında toparlanma, yükseliş, tekrar işsizlik oranında düşüş yaşanmaya başlamadan çok da parasal genişleme programının limitlerinin azaltılmayacağını anlıyoruz. Noktada önümüzdeki hafta açıklanacak olan istihdam verileri oldukça değerli olacaktır dolar endeksinin seyri açısından. Çünkü son veriler, son açıklamalar dolar endeksini ve ABD oyuncu tahvillerindeki değerlemeyi biraz daha düşürmüş durumda. Tabi bu da emtia fiyatlarına tekrar bir yukarı yönler gitti, beraberinde getirdi. Bu süreç sanki Ağustos ayında da devam edecek ve Eylül ayı toplantısında biraz daha gözler çevrilip Eylül ayı toplantısıyla itibaren tahvilin programına ilişkin gelişmelerin tekrar değerlendirileceği algısı yaratılmış durumda. Anladığım sizin de beklentilerinizde bir miktar Jackson Hole'dan öte, yani bir miktar daha ötelenmiş gibi, Eylül ayına doğru kaymış gibi bulunuyor bu tahvil alım azaltılması ile ilgili genel kanıda böyle oluşmuş durumda. Ama önümüzdeki hafta dediğiniz gibi tarım dışı istihdam çok çok önemli olacak. Şimdi bir yandan da bu Fed açıklamaları sonrasında altında %1'in üzerinde bir yükseliş oldu. Yani an itibariyle %1 seviyelerinde, ekrana birazdan getiririz ama ne dersiniz? Altınla ilgili beklentilerde bir değişiklik var mı? Altın tarafında uzun süredir zaten yukarı yönlü seyrin devam edebileceğine yönelik beklentiler şekilleniyor. Bu noktada hem yüzsüz doların devam ediyor olması hem enflasyonun yüksek seviyelerde bulunuyor olması, altın cephesinde de enflasyonla beraber korelasyona baktığımız zaman değer artışının sürebileceğini gösteren nitelikteydi. Dünkü açıklama sonrasında ilk etapta altın fiyatı tekrar 1800 dolara kadar geri çekilmiş olsa da devamında Powell'ın konuşmasıyla beraber 1830 dolarlara tekrar yönelmiş gözüküyor. İlerleyen süreç içerisinde de ons altın tarafında fiyattaki yükseliş patikasının devam etme ihtimalinin biraz daha ağırlıklı olduğunu düşünüyorum. Özellikle Jackson Hole toplantısına dair beklentilerin biraz daha ötelenmiş olması altın tarafındaki baskıların da, satış baskısını da azaltabilecek bir unsur. Diğer taraftan merkez bankalarının altın talebine baktığımız zaman özellikle gelişmekte olan ülke merkez bankalarının da altın talebinin yükselmeye başladığını görüyoruz. ETF'lerde biraz son dönemde satış pozisyonları artmaya başlamıştı ama ETF'lerin de tekrar dengelenme içerisine geçtiği ve eski dönemde olduğu gibi, yani 1800-1900 dolarlardan başlayan satışlarda olduğu gibi çok da fazla pozisyon azaltılmadığı izleniyor. Bundan dolayı ons altın fiyatında uzun vadeli grafikte teknik olarak 2 yıldır devam eden yükseliş trendi yaklaşık olarak 1760-1750 dolar bandından geçiyor. Bu bölgenin aşağısına geçilmediği müddetçe ons altın fiyatında orta uzun vadede yukarı yönlü serin devam edebileceğini söylemek mümkün. Yukarı alanda da kısa dönem içerisinde şu anda 1834 dolar seviyesi ilk etapta önemli bir bölge. Eğer 1834 doların da üzerine geçilmeye başlanırsa
O noktada ons altın fiyatında tekrar 1860-1870 dolara doğru seviyelere bir yükselişin başladığını görme ihtimalimiz var. Keza dolar endeksine de bakacak olursak, dolar endeksi de bu saatlerde 92 seviyesinin aşağısına geçmeye başladı, özellikle ABD verileri sonrasında. Eğer yarınki Amerika'da açıklanacak PCE rakamları da beklentileri çok fazla karşılamazsa, o takdirde ons altın fiyatında 1835 dolar direncinin geçildiği ve tekrar 1860-70 dolar seviyelerine doğru hareketin devam ettiğini görebiliriz. Yani biraz da benim beklentim aslında uzun vadede ons altın tarafında tekrar alımların ön plana geçebileceği yönünde. Evet, bir süredir devam eden satım trendinden alım trendine tekrar geçebilir der. Emre Çayırlı, çok teşekkür ederim.